Merhaba arkadaşlar, Ebru'nun marifetli ellerinin mutfağına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte harika bir kurabiye yapalım. Tuzlu kurabiye, baharatlı kurabiye de diyebilirsiniz. Pizza kurabiye de diyebilirsiniz arkadaşlar. Çok lezzetli bir kurabiye, yaptığım günde bitti. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok pratik, çok lezzetli bir tarif. Tarife geçelim. 3 su bardağı unumuzu kabımıza aldık ve ortasını açıyoruz arkadaşlar. 1 su bardağı ılık suyun yarısını koyduk. 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettik. 1,5 yemek kaşığı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ettik ve tekrardan karıştırıyoruz arkadaşlar. İyice yoğuruyoruz bunu. Suyumuzu sonradan yavaş yavaş ilave ediyoruz arkadaşlar yoğururken. Evet, yoğurduk arkadaşlar. 1 yemek kaşığı susam, 1,5 yemek kaşığı toz biber, 1,5 yemek kaşığı çörek otu koydum ve tekrardan yoğuruyoruz arkadaşlar. Baharatlarını sonradan ekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar siz dilerseniz 1 tatlı kaşığı da domates salçası koyabilirsiniz. Ben koymadım. Ben pek sevmiyorum domates salçasını. Onun için koymadım. Siz dilerseniz koyabilirsiniz arkadaşlar. Farklı bir lezzet katabilir. Evet arkadaşlar, bunu iyice yoğuruyoruz ve yoğurduk. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur oldu. Yağlı kağıdımızı tezgahımıza serdik. Üzerine hamurumuzu koyduk ve tekrardan yağlı kağıt serip iyice açıyoruz arkadaşlar. Evet, hamurumuzu da açtık ve çok güzel oldu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve bir tane aparatla böyle yapıyoruz. Siz dilerseniz çay bardağının önüyle de yapabilirsiniz, ucuyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika oluyor şekillerine. Evet, çöp şişle de deliklerini açıyoruz arkadaşlar. Çok mayalanmaması için, kabarmaması için deliklerini açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu arkadaşlar. Pizza kurabiyemiz harika oldu. Çocuklar bayılarak yedi. Sizlerin de yaptığında çok güzel olacağına eminim arkadaşlar. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.